Evet İnci kardeşlerim, bugünkü videomuz gerçekten çok önemli. Konumuza geçmeden önce Salih kardeşime güzel bir sorum olacak. Buyur Salih abi. Salih kardeşim, dünya üzerinde bulunan şu andaki çocuklarımızın, gençlerimizin en büyük eksiği manevi olarak nedir sence? En büyük eksiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eksiği. O hoşgörüsü, o sevgisi, o nezaketi, o gülüşü. İşte öyle abi. İşte tam o konuda bir kıssamız var. Evet. Onu anlatalım. Evet abi. Peygamber Efendimiz zamanında biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak indi. Geldi yeryüzüne. Ve aynı şekilde çocuklara da bir rahmetti. Bulunduğu zamanda biliyorsunuz ki gençlerimiz de vardı, çocuklarımız da vardı. Onlarla sürekli ilgilenirdi. Onlarla selamlaşır. Onlarla sanki olgun bir kişiymiş gibi konuşur. Onların dertlerini dinler. Onlarla sürekli haşır neşir olurdu. Bu kıssamızda da Ebu Zeyd. Zeyd radıyallahu anh. Lakabı da Ebu Ümeyr. Neden Ebu Ümeyr? Ebu babası demek. Yani Ümeyr'in babası. Zeyd kardeşimiz, sahabe kardeşimiz bir tane kuşu var. Kuşunu çok seviyor. Ona bağlanmış, ona Ümeyr ismini takmış ve Peygamber Efendimiz bu lakabı ismi duyunca ona Ebu Ümeyr demiş. Evet. Sahabemiz de bundan çok hoşnut tabi. Yani düşünsenize, alemlere rahmet olarak bilinen, herkesin saygı duyduğu bir kişi size böyle bir lakap takıyor. Çok çok mükemmel bir şey, değil mi? Aynen. Günlerden bir gün Peygamber Efendimiz bir şey duyuyor. Duyuyor ki Zeyd kardeşimizin kuşu ölmüş. Ve Zeyd kardeşimiz gerçekten bu konuda çok rahatsız. Ona bağlanmış olduğu için. Evet. Sen olsaydın ne yapardın bu durumda? Bağlandığım bir şey olduğu için yani üzülür insan. İsim koyuyorsun ona. Ondan sonra böyle bir ölümünü duyuyorsun. İnsanın bir içi şey olur yani, ürperir. Değil mi? Peygamber Efendimiz de onun üzüntüsünü duymuş. Aynı senin gibi böyle, o da üzünlenince, canı sıkılınca. Aynen. Peygamber Efendimiz ona taziyeye gitmiş. Düşünebiliyor musunuz? Alemlere rahmet peygamber küçücük bir çocuğa taziyeye gidiyor. Hem de kuşu öldüğü için. Ümeyr'e gidiyor. Soruyor, ne oldu sana diyor. Kuşuna ne oldu diyor. Sarılıyor, öpüyor, kokluyor. Onunla vakit geçiriyor. Ta ki o mutlu olup gülene kadar. İyi ki Peygamber Efendimiz dünyaya gelmiş. İyi ki onun bize bıraktığı bu şekilde ahlaklar var ki çocuklarımıza güzel davranabiliyoruz. Değil mi Salih kardeşlerim? İyi ki onun ümmeti olmuşuz. Şükürler olsun. Minik kardeşlerim, bu kıssanın da sonuna geldik. Son sözlerini alayım Salih kardeşim. Peygamber Efendimizin yokluğu her türlü belli oluyor yani bu. Aile konusunda da, çocuklar konusunda da çok belli oldu. Tek son sözüm bu. Bir başka videoda sizlerle buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.